Gündemi konuşacağız. Tabii ki bizim tespit ettiğimiz yine Erk Acarer'in gündeme getirdiği konuları konuşacağız. Türkiye'deki bugün özellikle Can Atalay meselesini ayrıntılarını konuşacağız. Erk hoş geldin. Abi hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Erk, Muhammed Yakut'la yaptığın söyleşiler sonrasında Türkiye'de çok ses getirdi ve ses getirmeye devam ediyor. En son yaptığın programda yüz yüze gerçekleştirdin ve büyük bir stüdyoda gerçekleştirdin. O programda neler gündeme geldi ve o gündeme gelenlerin kamuoyu nezdinde, Türkiye kamuoyunda etkileri ve yankıları nasıl? Ya aslında yine Muhammed Yakut'un bildiği dosyalardan, bildikleri şeylerden yola çıktık. Ben hep şunu söyledim. Yani bunlar sonuçta iddia ama bu iddiaların arkası araştırıldığında da epey bir şey çıkıyor. Mesela kamuoyunun aylardır tartıştığı Dilan Polat meselesini biz Muhammed Yakut'un iddialarıyla başlamıştık. Şunu ifade etmek gerekiyor. Tabii arada gündeme gelmeyen bir takım tehlikeli konular da oluyor. Mesela benim buralarda Muhammed Yakut'la yaptığım röportaj serilerinde en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi FETÖ borsasına ilişkin konuydu. Bir diğeri işte yine çeşitli yolsuzlukların olduğu ve aileye uzanan, albayraklara uzanan durumlardı, yolsuzluklardı. Bunlar üzerine çok eksik konuşuldu aslında. Yine geçen hafta gündeme getirdiğimiz işte o derin devletin bitmeyen figürü kesintisiz susurluk olarak benim adlandırdığım epey yıllardan beri Türkiye'nin damga vurmuş olan Mehmet Ağar'ın bugüne gelen ilişkiler kapsamında siyasetin perspektifinde biz iş dünyası adı altında ya da futbol dünyası adı altında gördüğümüz çeşitli birbirine bağlantılı karmaşık ilişkileri masaya yatırdık, gündeme getirdik. Bunlar keşke biraz daha etkili tartışılsaydı. Tabii önemli konulardan biri de kamuoyunun çok yakından bildiği Ender Saraç meselesiydi ve Ender Saraç meselesine ilişkin de aslında hazırlanan ÇİM raporu, çocuk izlem raporunun da ortaya çıktığı bir durumdu. Fakat bu sonuç itibariyle işte aile tarafından eş ve istismar iddialarının gündeminde bulunan Saraç tarafından ve avukatlar tarafından biraz sulandırılmış gibi görünüyor. Şimdi bunun yargıdaki sonuçlarını bekleyeceğiz. Önemli mevzular, önemli meseleler konuşuluyor aslında her seferinde. Yani bir biçimde biz Türkiye tarihinin de bu iddialar üzerinden bir arşivini tutmaya devam ediyoruz. Tabii ki buradaki olay galiba Dilan Polat, Engin Polat meselesinin kamuoyuna da çok konuşulmasının mayınsız alan olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyor musun sen de oradan bakınca? Tabii mayınsız alan olduğunu düşünüyorum. Ama alan biraz mayınlanınca da nelerin olduğunu görüyoruz. Yani tabii bunu Dilan Polat, Engin Polat dosyasının savcıların yerlerinin değiştirilmesinden söz ederek söylüyorum. Dosyanın hani bizim hep söylediğimiz şu vardı. Bu işi magazin tarafından çıkaralım. Bu işin arka planında çok büyük bir kara para aklama operasyonu var. Bu operasyona bakalım. Bu operasyonun hangi sektörden geldiğine, sonrasında bu damarların nereye uzandığına bakalım. Ama hani işin ucuna yaklaştıkça şimdi görüyoruz ki farklı bir şey oluyor. Bana kalırsa bundan sonra yani dosyanın akıbeti ne olur bilmiyoruz ama bundan sonra böyle sadece Dilan Polat, Engin Polat ya da Tayyar Öz ve onun eşi üzerinden bunları tartışmak sadece magazin olacaktır. Bir yerlere bu dosyalar uzanmadığı takdirde bunu ifade edebilir.